Peki geçen hafta Hazine Bakanlığı'ndan bir işte yeni açıklama gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan denildi ki Merkez Bankası para politikası sıkılaştırması devam ediyor dedim. Bununla birlikte acaba bu sıkılaştırma bankalar üzerinde özellikle yapmış olduğu kararlar nezdinde bakacak olursak acaba mevduat faizlerini etkiler mi? Bunlarda bir düşüşe sebebiyet verir mi? Ben yıl sonuna kadar, Aralık ayına kadar mevduat faizlerinde, politika faizinde bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum. Merkez Bankası da yeterince sıkılaştı diye mesaj verdi. Ama ben hem Merkez Bankası'nın hem de Hazine Maliye Bakanlığı'nın iletişimini şahsen doğru bulmuyorum. Yine sosyal medyadan mesaj vermeye devam ediyorlar. Bu da kamuoyunu, vatandaşı hiçbir zaman yakından ilgilendirmiyor. Evet, biz bunları yakından takip ediyoruz, yazıldığı kadar yorumlayabiliyorsun vesaire ama iletişim noktasında ben eksikliklerin olduğunu şahsen düşünüyorum. Aslında bunlar da o tarafı çok da önemsemiyorlar. Diyorlar ki biz işimize bakalım, doğru bir politika, doğru bir yol haritası belirleyelim. İletişim, medya veya o tarafta konuşmak çok da önemli değil diye bence bir algıları var. Evet, STK'larla falan buluşuyorlar ama şu, sokaktaki vatandaşın hamlesine bakmak lazım. Sokaktaki vatandaş dolar gerilediği zaman bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor mu? Dövizdeki rezervlerini döviz olarak biriktiriyor mu? Evet. Herkes TL'den hızlıca kaşıyor mu? Evet. Ben buna bakarım. Yani raflara bakarım. Enflasyon rakamlarının sürekli düşecek diye aylarca açıklamalar yapıyorsunuz. Çarşı pazarda raflarda fiyatlar düşüyor mu? Gerileyen bir şey var mı? Ben buna bakarım. Tam Yani tersi Ramazan arefesinde evet. alışverişe çıkanlar görmüştür. Yani 10 lira 20 lira değil de böyle özellikle yağ fiyatlarında Aynen. 50 lira birden yani artışlar Ama gözlemlendi. sosyal medyaya baktığın zaman, bakanlıklara baktığın zaman her yıl klasik mesajlar takip edeceğiz, takip ediyoruz, gereken cezayı yatacağız. Böyle Bir de şöyle tehditli bir falan yani. şey Kurumsallık şu... yok yani. Bu enflasyonist ortamda ilk defa şunu görmeye başladık. Bir ürün alırken işte ölçütü belli, gramajı belli ya da içeriğindeki varlıklar bellidir. Ama şimdi artık en büyük, en çok güvendiğimiz marka ürün diye aldığımız ürünlerde bile gramajları ile oynandığı ya da içindeki işte daha önceden kullanılan malzemenin eksik kullanıldığı şeklinde bunları da artık sosyal medya sağ olsun onları da görebiliyoruz. Bununla ilgili bir yaptırımları olacak mı onu da merak ediyoruz. Ne olacak? Bu enflasyonist ortamda halkın sağlığıyla ya da halkın algılarıyla bu kadar da oynanmaz diye düşünüyorum. Valla bazı şeylerin başı boş yani. Bu şekilde yanlış politikalar izleniyor. Bir kurumsallığa ihtiyaç var ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç var. Yoksa televizyona çıkıp böyle veya sosyal medyada mesaj verip üstüne gideceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Tehdit dilinden biraz uzak durmak lazım. Artık enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Toplum iyice gerildi, iyice yoruldu. O dil farkını bence iyice ayarlamak lazım. Toplumdan ne bekliyorlar, neler bekliyorlar ama sürekli bir tehdit. Yani yıllardır bu devam ediyor, dikkat edersiniz. Şöyle yapacağız, şöyle yaparız, şöyle yapacağız, şöyle yaparız. Hep böyle bir tehdit dili var. Halbuki kurumsallık, bakın kanun ve yasa, kurumsallık yeterince var. Sadece denetleme yok. Bu kural ve yasaları denetleyen yok. Bitti, bu kadar basit yani. Bunu hiç böyle televizyona sürekli çıkıp, yani kişi dilini tehdide alıştırdığı zaman sürekli tehditte. Ya bu tehdit iyi bir şey değil. Çünkü Türkiye'de yeterince yasa ve kanun var, kurumsallık var. Denetim yok. Hani bu kurallar izleniyor mu, koyuluyor mu? Yani bu konuşulacak çok derdimiz var bizim ama sonuca baktığımız zaman uygulanan bir nokta var mı? Bence yok maalesef. Ama sadece klasik bir şey var Türkiye'de. Hep bir tehditleri var yani. Yapacağız, edeceğiz, yapacağız, edeceğiz. Ama dilen dilediği gibi atını koşturabiliyor. Çarşı pazarı görüyoruz. İstediği gibi fiyata elleyebiliyor. Evet. Peki son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da almak Dediğim isteriz. gibi yarın Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Bu hafta dolar karşısındaki varlıklar alım için bir fırsat sunacak. Bu haftayı bir fırsat olarak değerlendirin. Elinizdeki varlıklara sahip çıkın ve Ramazan ayınız mübarek olsun diyebilirim. Teşekkür ederim. Size de hayırlı Ramazanlar olsun. Burada noktalıyoruz. Paranın şifresinde finans analisti İslam Memiş bizlerleydi. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.